Herkese merhaba. Efendim, klasik sözlerimle başlıyorum. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir sabaha, yine lezzetli sohbetleri evden yapmaya başladık. Biliyorsunuz ki bu bizim üçüncü programımız. Evet. Ben Şemsadeniz. Ben Kanivar Bakır. Haber spikerleri gibi oldu. Çok havalı. Bugün umut ediyoruz ki hep beraber güzel bir yayın yapacağız. Ve bugün bir konuğumuz da olacak. Birkaç gündür anons geçiyoruz aslında. Sevgili Alp Dolunay bizimle beraber olacak ve kendisiyle beraber hem sohbet edeceğiz. Biliyorum onu çok özlediniz. Hemen şurada kameramın ışığını da iyice açmak istiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu sisteme daha yeni alışmaya başladık. Onun için ama olacak, yapacağız. Bugün sevgili Alp Dolunay bizimle beraber olacak. Babamla beraber uzun süredir bir program yapıyoruz. Sohbetleri beraber yapıyorduk. O da şef olarak programa konuk geliyordu. Sonra çok ciddi bir hastalığı oldu. Evet. Bize biraz bu hastalık sürecini anlatacak. Aslında bu dönemde de çok bağlantılı. Aha. Ve Rab çok şey yaptı hayatımızda ve bugün bu konularda teşvik vermek istiyorum. Çünkü ikimiz de aslında ne konuşalım diye beraber sohbet ederken hasta olan insanlar çok fazla, ölü insanlar çok fazla, yakınlarını kaybeden insanlar çok fazla. Evet. Ve Rab bu sürede bizden ne istiyor? Yani nasıl dayanabiliriz? Bu sıkıntılara nasıl göğüs gerebiliriz? Kanivar, ne düşünüyorsun? Yani bu korona döneminde çok kayıplar yaşandı. Evet, evet. Ve imanlı insanlar da çok kayıp yaşadı. Evet. Ve insanlar en sevdiklerini, belki en yakınlarını kaybettiler. Hı-hı. Ve kaybetmeye devam ediyorlar. Ve bir sürü de sıkıntıyla baş başa ve yan yanalar. Yani ekonomik problemler bir yana, ondan sonra işlerini kaybeden insan sayısı. Bize böyle mesajlar geldi. Yani bunları da konuşun. Yani çünkü birçok insan ailelerinden insanlar kaybediyor, işlerini kaybediyor. Peki Rab bizden ne istiyor? Neden dayanmamızı istiyor? Ya aslında yani söylediklerinde çok haklısın her şeyden önce. Çünkü gerçekten yani zor bir süreçten geçiyoruz. Çünkü ekonomik sıkıntılar var. Evet. Maddi işte bu sıkıntıların verdiği kaygılar var. Hastalık nedeniyle şu an yani bizde evet bir şey yok. Yakın çevremizde de birçok kişi de yok. Ama bu hastalığı taşıyan kişiler var. Tabii. Ve bu durumdan dolayı yakınları ölen kişiler de var. Var. Yani bizim bildiğimiz kişilerin bazıları annelerini, anneannelerini, babaannelerini kaybettiler. Çok ağır hasta olan işte kardeşlerini kaybeden ve bu dönemde koronavirüs bulaşmış kişiler var. Evet. Biz de bu yani şunu düşündük seninle beraber. Bu dönemde sıkıntılara dayanmamız gerekiyor mu? Neden sıkıntılara dayanmamız gerekiyor? Bugün sizinle bu acıları paylaşmak istiyoruz. Yani size, biz hep beraber Tanrı'ya yaklaşırken size de yaklaşmak istiyoruz ve bizi üzen haberler, bir sürü arkadaşımızın kaybedilen yakınları, kaybedilen işler, bunları konuşmak istiyoruz. Size daha yakın olmak istiyoruz. Dua etmekle başlayalım mı programa? Çok güzel olur. Hemen dua ediyorum. Evet. Ya Rab, ellerimizi açıyoruz bugün. Hep beraber ellerimizi açıyoruz Rab. Senin önüne geliyoruz. Ve bu saatleri sana bırakıyoruz Rab. Bugün senin yüceliğin görülsün ve bize açıkla Rab. Çünkü insanız. Baba, o kadar acı var ki bu dönem. O kadar kayıplar var ki. Hasretlik var. Esensizlik var Rab. Kaygılar var. Korkular var yüreklerde Rab. Lütfen sen bize yardım et. Lütfen sen bizimle konuş ve bu programda baba bugün senin sözlerin aksın insanların ve bizim yüreklerimize ve senin tekrar müjdeni hatırlayalım. Neden bu döneme dayanmamız gerektiğini tekrar bize hatırlat Rab ve nasıl dayanabiliriz baba. Sen bize göster gücünü ve esenliğini, bereketini. Lütfen herkesin, bütün çocukların üstüne yağdır diye dua ediyorum. Ve şu anda acı çeken baba kardeşlerim için, şu anda evlerinde sıkıntı çeken kardeşlerim için, hasretlik çeken kardeşlerim, korkuları olan kardeşlerim ve hepimizi sana bırakıyoruz Rab. Ve lütfen, lütfen baba bu bölüm senin için bir bereket olsun. Baba lütfen senin adın yücelsin diye dua ediyoruz ve bize yardım et baba, sana ihtiyacımız var. İsa Mesih'in adıyla. Amin. 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 Yani büyük sıkıntılar, büyük denemelerle karşılaşıyoruz ama işin sonunda bu sıkıntılara nasıl dayanabileceğimizi, neden dayanmamız gerektiğini sorguluyoruz. Bu yüzden Yakup İncil'den, Yakup bölümü 1. bölüm 2 ve 4. ayetler arasındaki bölüme bakacağız. Burada şöyle diyor.
Kardeşlerim, çeşitli denenmelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Evet. Yani, burada şunu söylüyor, çeşitli denemelerle yüz yüze geleceğiz diyor. Hı. Ama bununla sevinin diyor hatta. Hı. Yani bu şu demek, yani hastalandığınız için sevinin anlamında değil. Siz hastalansanız da, siz bir problemle iç içe olsanız da, hı hı, Tanrı'nın kendisi sizinledir. Amin. Sizi görüyor, amin, sizi amin, kayırıyor, sizinle amin, birliktedir. Ve bizler her zaman dayanma gücümüzün olması için, imanımızın artması için dua ediyoruz. Ve Tanrı bir yerde aslında bu duanın yerine gelmesi için de karşılık veriyor. Hı hı. Yani imanınızın artması için diyor, yani dayanma gücüne ihtiyacınız var. Hı hı. Ve burada şey diyor, yani çünkü bilirsin ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Hı hı. Yani hı hı, sıkıntılarla karşılaşmadan imanımız maalesef artmıyor. Yani, ya işte şey, kas çalıştırmaya benziyorum ben, evet, değil mi? Evet. Ve bu sıkıntılarla karşı karşıya geldiğiniz zaman da diyor, sevinin. Çünkü ben sizinle birlikteyim. Bu zor bir söz. Evet. Bunu %100 yani şu anda sizinle hepimiz empati kuruyoruz hep beraber. Bu kolay bir şey değil. Yani, hı-hı, şimdi bir hastalık geldiğinde, bir yakınımız hastalandığında, bizim hastalandığımızda ya da ekonomik darlıklarda, hı-hı, bu kolay değil. Ama evet, Rab bunun kolay olmadığını biliyor zaten. Ya aslında yani bizim dünyada da çok yani değerli kullandığımız sözler var. Yani seni öldürmeyen şey seni güçlendirir, evet, diyoruz. Doğru yani söylüyorsun. Dayanma gücü de diyor. Yani Tanrı'nın kendi sözlerinden okuyorum bu arada. Amin, yani bilin. Amin. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için, amin, aracılık eder diyor. Amin. Yani bizler yetkin, güçlü, dayanıklı insanlar, hı hı, olmak istiyorsak o zaman bu sıkıntılarla karşı karşıya gelmemiz gerekiyor ve, hı hı, bu sıkıntılarla karşı karşıya olmak değil, aynı zamanda buna dayanmak. Hı hı. Yani Tanrı'nın gücüyle bunun karşısında durmak. Çünkü bu sıkıntıların içinde, yani bakalım hayatlarımızda hepimiz sıkıntılar ve çok zorluklar yaşadığımız belki bir döneme baktığımızda, evet, bu sıkıntıları yaşamıyor olsak Tanrı'yı çok hatırlayamıyoruz. Ya da onun, hı-hı, işleri çok fazla hayatımızda görülmüyor bizim açımızdan. Yani sanki bir sıkıntını yaşayacağız ve o sıkıntının içinde Rab'be yakarıyoruz ya, bize, hı-hı, yardım etsin, evet, diye. Onun varlığını hatırlamak. Onun varlığını hatırlamak. Evet, söylediğin şey bu. Yani bu çok doğru bir şey. Tanrı'yı hatırlamak için biraz acı da gerektiriyor hayatlarda maalesef. Öyle, bir de yani şöyle bir açı var. Genelde biz insanlar iyi bir hayat yaşadığımız zaman, her şey mükemmel olduğumuz zaman, hı-hı, istediğimiz her dua o anda hemen kabul olduğu zaman ya da bir problem çıktığında kendi gücümüzle buna karşılık verebildiğimiz zaman Tanrı'yı aradan çıkarıyoruz. Tanrı'yı çok düşünmüyoruz. Doğru. Diyoruz çok ki doğru, ben yaptım, ben başarılı oldum, ben güçlüyüm. Evet, yani ben. O zaman Tanrı nerede? Yani aslında Tanrı'nın konutu nerede? Tanrı'nın kendisi nerede? Şu çok büyük bir şey. Hepimiz belki kayıplar yaşıyoruz hayatımızda. Yakınlarımızı kaybeden, hı-hı, buradan bütün yakınlarını kaybeden, sevdiklerini kaybeden insanlara hem başsağlığı diliyoruz hem de Rab size, evet, gerçekten esenlik ve sabır versin. Ve dayanma gücü, ve dayanma teselli gücü versin. Amin, amin. Ama çok güzel bir söz söyledi sevgili arkadaşımız Mert. Tanrı kaldıramayacağımız yük vermez dedi. Kesinlikle. Buna da iman edelim. Yani bizim kaldıramayacağımızın üstünde bir şey yok. Büyük bir yük vermez. Ve şey, aslında Romalılar 5. bölüm 1'den 5'e kadar olan ayetleri de çok güzel. Belki oradan paylaşabiliriz, siz de görebilirsiniz. Diyor ki, böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz, hı-hı, İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, amin, imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Hı hı. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, hı, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Yani bu ayete, ilk ayete baktığımızda neden bunu ısrarla söylemek istedim? Hatta ilk iki ayete diyor ki, Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yani bizler Tanrı'nın kendisine kavuşma umuduna sahibiz. Hı hı. Buradan göçtüğümüzde burası bizim için geçici. Yani, evet, belki Rab
şöyle, belki de aslında kesin Rab bize bir şeyleri hatırlatmak istiyor hayatımızda. Yani bu yaşadığın sıkıntıları neden yaşıyorsun? Bu dönem neden böyle geçiyor? Tanrı senden ne istiyor? Güçlenmeni istiyor. Ona bakmanı istiyor. İmanın büyümesini istiyor. Ve ne diyor? Yani bu çok büyük bir söz. Sıkıntıyla övünmek. Yani şu değil. Aa, bugün benim evime götürecek ekmeğim yok. Övünüyorum değil. Ama şunu diyebiliriz. Bugün benim ekmeğim yok ama Tanrı benim ekmeğimi vereceğine iman ediyorum. Evet. O sağlayanımdır. Amin. O benim gücümdür. Amin. O zaman sağlayanımız ve gücümüzün, yani Tanrı'nın kendisi olduğumuz zaman, yani yüzümüzde anlaşılmaz bir tebessüm, bir sevinç beliriyor. Güven var. Güven var. Neden? Çünkü Tanrı'dan daha güçlü ne var? Amin. Yani amin. Tanrı'dan daha güçlü bir dünya var mı? Tanrı'dan daha güçlü bir kral, Tanrı'dan daha güçlü bir yönetim yok. Ve Tanrı aslında bize açıklama yapıyor burada. Diyor ki, sıkıntı dayanma gücünü, senin amin. Dayanma gücünü artırıyor. Amin. Ve dayanma gücünü neyi yaratıyor biliyor musunuz? Tanrı'nın beğenisini. Amin. Tanrı senin amin. O sıkıntı anında nasıl dayandığını, nasıl ona dayandığını, nasıl ondan güç aldığını, nasıl yani bu sıkıntılara göğüs gerdiğini, ona güvenerek göğüs gerdiğini gördüğü zaman, o zaman onun beğenisini kazanıyorsun. O bu durumdan hoşnut kalıyor ve ne diyor? Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Amin. Yani o Tanrı sana bir kapı açıyor. Burada kalalım. Tanrı bize bir kapı açıyor. Yani bu umutsuzluk zamanlarında, kayıp zamanlarında, belki işimizi kaybettiğimizde, evet. dostumuzu, yakınlarımızı kaybettiğimizde aslında bir kapımız var. Bir umudumuz var. Bir umudumuz var. Amin. Tanrı bir umut yaratıyor ve seninle iletişimde, yani sana Amin. Diyor ki ben seni çıkaracağım. Amin. Çünkü ondan başka çıkış yolun yok ki. Ona dayanıyorsun, ona bakıyorsun, onunla konuşuyorsun evet. ve sana esenlik veriyor. Onun sözlerine, onun kutsal kitabı açıp onun sözlerine baktığımızda sana dayanma gücü veriyor, sana teselli veriyor, sana umut veriyor. Ve sadece geçici, yani dünyada evet bir umut veriyor, dünyada bir esenlik veriyor. Ama bu esenlik, bu umut geçici bir umut ya da sadece dünyaya yönelik, bu sıkıntıyı aşacağına yönelik bir umut ve güç değil. Şöyle bir şey var, şunu söylemek istiyorum. Kanivar çok doğru söylüyor. Bu umudu peki her gün tazelemek gerekiyor mu? Evet. Çünkü şöyle bir gerçek var. Şimdi ben Rabbe'ye umut ediyorum, Tanrı'nın sözünü okumuyorum, dua etmiyorum diyerek bunu yapamıyoruz hayatlarımızda. O zaman ilk sıkıntıda zaten hemen yerle bir oluyoruz. Bir arkadaşımız yorum yapmış. Hemen okuyacağım. Şunu sadece bitirmek istiyorum. Şöyle bir gerçek var. Tanrı ile olan ilişkimizi her gün yenilememiz ve bu umudu her gün kendimize tekrarlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Hani yani var. Dünyada sadece kurtaran bu bir umut değil bu sadece. Aynı zamanda diyor ki Tanrı'nın yüceliğine erişmek umudu. Yani büyük Amin. Bir level. Yani biz inanıyoruz ki Rabbin yanında olacağız. Amin. Rabbin yanına gideceğiz. Bu sıkıntılar geçici ama kalıcı olan bir tek şey var. Tanrı'nın kendisi. Amin. Biz bu sıkıntıların ortasında ölsek bile bizler Tanrı'nın yanına gitme umuduyla seviniyoruz. Neden? Çünkü bu dünya geçici ve kalıcı olan bir şey var, Tanrı'nın kendisi. Amin. Evet, daha bu dünyadayken birçok sıkıntımızı bitirecek, bize yardım edecek, bize destek olacak. Sonraki ayetlerde bunlara referans vereceğim. Yani çünkü elçiler var, büyük sıkıntılar çekiyorlar, hapisleri hapiste yatıyorlar, büyük zulümler görüyorlar. Hepsini anlatacağız. Evet. Bir mesaj var, onu okuyalım. Tamam. Coştuk biz yine, hiçbir şey durduramıyor. Umarım siz de gerçekten bu sözler böyle boşuna konuştuğumuz sözler değil. Gerçekten yürekten hissediyoruz. Bu dönemde hepinize daha yakın olmak istiyoruz. Bizim de yaşadığımız sıkıntıları sizinle paylaşmak istiyoruz. Yalnız olmadığınızı burada bir parça hissettirmek istiyoruz. Herkese seslenmek istiyoruz. Sadece Hristiyan olanlara değil. Bu boşlukları yaşayan insanlara, kayıpları yaşayan insanlara, herkese seslenmek istiyoruz. Rab herkesi, hepinizi görüyor, hepinizi seviyor. Hepimiz için biricik oğlunu dünya üzerine getirdi ve çarmıhta onun hepimiz için İsa Mesih kanını akıttı. Tek yapmamız gereken o adresi bulmak. Evet, Mert demiş ki 3 ayda 3 insanı kaybettim. Babamı ve 2 dedemi. Benim için çok zor zamanlardı. Ama insanın yüreği acıyla beraber olgunlaşıyor. O yüzden Tanrı insanın taşıyamayacağı yük vermiyor. Gerçekten çok doğru.
Evet, Mert'le biz beraber de çalışıyoruz. Hatta de çok beyefendi, çok da iyi bir insandır. Çok da severim kendisini. Burada teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgiler yolluyoruz. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Babanı kaybediyorsun, dedeni kaybediyorsun, diğer dedeni kaybediyorsun. Üst üste insanın buna dayanması kolay bir şey değil. Ama Tanrı işte o kayıplar içinde seni değiştiriyor. Evet ve yani Tanrı'nın verdiği umut aslında güçlü bir umut. Yani bize bu umudu nasıl verdi? Bizim çekti yani bizim işlediğimiz her bir günahın bedeli ve kefareti olarak çarmıh üzerinde ölerek yani bizim her bir lanetimizi, her bir günahımızı, her bir yani ödememiz gereken bedeli çarmıh üzerinde elleri ve ayakları çivilenerek yani bizim yerimize acı çekip zulüm görüp ölerek bu bedeli ödedi. Bizim yerimize ödedi, öldü. Ve 3 gün sonra hamdolsun ölümden dirildi. Yani dirilerek bize diri bir umut sağladı. Bu İsa Mesih'in çarmıhı aslında bize çok büyük bir umut vaat edebilir. Kendi adıma ve ailem adına şunu söylemek istiyorum evlenmeden önce. Çok hastalıklarla geçirmiş bir ailem var. Yani biz ilk önce amcamı kaybettik. Benim görme engelli bir amcam vardı. O şükür hamdolsun ki bir sene iman ettikten sonra kaybettik onu. Sonra ben hastalandım. Çok ciddi bir hastalığım oldu. Ve bu çarmıh konusu sürekli kendime hatırlattığım ve dayanma gücü de sürekli kendime hatırlattığım. Sonra babam hastalandı. Ama şunu söyleyebilirim ki bütün bu hastalıklar ve yaşadığımız şeylere şimdi baktığımda Tanrı'nın ne kadar fazla çalıştığını yüreğimizde de görüyoruz. Aynı insanlar değiliz, hala değişiyoruz. Ama bu hastalıklar olmasaydı biz böyle olabilir miydik emin değilim. Yani mesela şimdi diyorsun ki hastalanmasaydın böyle bir kadın olmayacak mıydın? Ama hastalanmasaydın belki Tanrı'yla böyle bir ilişkim olmayacaktı. Ve belki gerçekten böyle bir kadın olamayacaktın. Neden? Çünkü birçok sıkıntıyla göğüs gerdin ve Tanrı'nın gücüyle bunları aşabildin. O zaman ne oldu? Tanrı'ya güvenin arttı, sevincin arttı, esenliğin arttı. Zaferle bu hastalıktan, bu sıkıntıdan, bu problemlerden çıkabildin. Ve ne oldu? Sen anladın ki gerçekten Tanrı seninledir ve seni gözetiyor. O zaman umudun arttı. Yani ben ölsem, yaşasam da ölsem de Rabbim yanında olacağım. O benimle birlikte olacak. Ve biz yüz yüze olacağız. Yani bu diri bir umuttur aslında. Bu bize esenlik veren diri bir umuttur. Ve şöyle diyor. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Yani bizler onun sevgisine sahip olarak ilerleyebiliyoruz. Ve Tanrı karakteristik olarak bir sürü özellik çıkartıyor. Mesela empati duygunu çok daha fazla genişletebiliyorsun. Size şunu söylemek istiyorum. Yani ailemden bahsettim, kendi hastalığımdan bahsettim. Birçok kez aslında kanalda da bunu söyledim. Bir acıyı kendin yaşamadan başka bir insanın acısını anlamak çok zordur. İnanılmaz zor. Bir kayıp yaşamıyorsan başka bir insanın kaybını anlaman çok zordur. Evet. Yani şu söz belki boş geliyor. Acını anlıyorum. Ya da şimdi baş sağlığı diliyoruz ya insanlara. Çoğu zaman insanlar şöyle hissediyor olabilirler. Ya sen ne anlıyorsun ki? Benim acımı kim anlayabilir yani ki? Yani bizler de yakınlarımızı kaybediyoruz. Evet, onu söylemek istiyorum. Yani gerçekten yakınlarımızı kaybeden insanlar olarak, hastalık geçirmiş insanlar olarak, biraz sonra babamı da yayına alacağız, anlıyoruz. Ve şunu da çok iyi anlıyorum. Empati ve sizin yaşadığınızı yaşamayan bir insanın size teselli vermesi gerçekten çok zordur. Ama size teselli verecek bir kişi var. İşte Tanrı. Amin. Gerçek teselli orada çünkü. İnsanlar evet veremiyoruz. Sen bir işini kaybettiysen, işini kaybetmemiş bir insan sana net nasıl bir teselli verebilir? Evet. Yanında olabilir ama seni anlaması çok zor. Babasını kaybetmiş biri. Ben nasıl bir teselli verebilirim? Babamı kaybetmedim ama amcamı kaybettim. O acıyı biliyorum. Aynı acı olmasa da biliyorum. Doğru. Ya da ama şunu söylemek istiyoruz. Biz burada odak noktamızı insanlardan çekelim. Yani odak noktamız insanlar olmasın hiçbir zaman. Tanrı'nın kendisi bize umut, teselli ve bir kaynak. Çünkü insanlar insanız. Hayal kırıklığına uğratabiliriz. Kötü zamanlarda yanınızda olmayabiliriz. Anlamıyor olabiliriz çoğu zaman. Ama Tanrı anlıyor. Ve ne dedik hani var okuduğunda? Umut düş kırıklığına uğratmaz. Amin. Yani Tanrı umudunu boşa çıkarmaz. Amin. Seni hayal kırıklığına uğratmaz. Evet.
Evet, o sana bir vaat verdiyse. Amin. Son sözlerini alacağım, sonra Alp Dolunay'ı canlı yayına bağlayalım ufak ufak. Tamam, sen daha iyi bilirsin. Son bir benim paylaşmak istediğim bir bölüm var. Bu yani sadece umuda götürmeyecek, bir vaade de götürecek. Amin. Aslında bir söz. Yani Tanrı'nın bu sıkıntılara dayanmak konusunda söylediği bazı çok aslında değerli şeyler var. İbraniler 10. bölüm 32'den 33'e ve 35'ten 39'a olan ayetleri kırparak okuyacağım sizlere. Diyor ki, sizlerse aydınlıktan sonra acılarla dolu büyük bir mücadeleye dayandığınız o ilk günleri anımsayın. Yani geçmişte sadece biz değil, hepiniz, sizler geçmişte büyük sıkıntılar geçirdiniz. Tabii. Büyük sıkıntılar yaşadınız, büyük problemler yaşadınız. Ve Tanrı diyor ki, bunu hatırlayın. Neden hatırlayın o zaman? Neden sıkıntılarınızı hatırlamamız gerekiyor? Diyor ki, bazen sitemlere, sıkıntılara uğrayıp seyirlik oldunuz. Bazen de aynı durumda olanlarla dayanışma içine girdiniz. Onun için cesaretinizi yitirmeyin diyor. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Yani eğer siz bu sıkıntılara karşı bir cesaret gösterebiliyorsanız, bu cesaretin ödülü de sizin yaşamlarınızda gerçekten değerli, güçlü ve büyük olacaktır diyor. Amin. Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır diyor. Yani bu aslında dayanma gücü bizim çok da büyük, aynı zamanda ihtiyacımız da olan bir şey. Kendi gücümüz değil. Dayanma gücümüz de Tanrı'dan geliyor. Ondan istememiz gerekiyor. Yani hem onun isteğini yerine getirebilmek için, çünkü sıkıntılarla karşılaşmış ve ona dayanıyor olmamız lazım. Ona güvenmemiz için bunu yapıyor. Aynı zamanda vaat edilene kavuşmamız için. Yani Tanrı'nın bir vaadi var. Onunla beraber sonsuz yaşama kavuşmak. Yani Tanrı neden, yani İsa Mesih neden bizim için çarmıhta öldü? Bizi Tanrı'yla barıştırmak için. Amin. Yani amin. Tanrı'da sonsuz yaşama sahip olalım diye. O zaman bu vaade de sımsıkı sarılabilmemiz için bu sıkıntıları zaten yaşayıp, hatta bu sıkıntıları aşmamız da gerekiyor. Yani Tanrı böyle bir şey sağlıyor. Yani bizim diri bir umuda sahip olmamızı sadece sağlamıyor, ona ulaşabilmemiz için de her şeyi, sıkıntıları aracı olarak kullanıyor ki bizim dayanma gücümüz artsın, imanımız artsın, yetkinliğimiz artsın ve onda değişip onda ilerleyelim. Ve hatta sonunda onunla yüz yüze olabilelim. Sonsuz yaşamda. Şimdi sizi duyar gibiyim. Bu işin daha kolay bir yolu yok muydu? Aslında en kolay yolu bu değil mi? Yani evet, iman ama etmek, evet, ona güvenmek. Evet, yani çok kolay ama çok zor. Neden? Hemen insanız değil mi? Tanrı'ya şimdi diyoruz ki güvenelim, sözünü okuyalım. Bu sıkıntılara dayanmamızı istiyor çünkü bizden daha iyi bir insan çıkartmak istiyor. Kendi görkemini de görmemizi istiyor. Onu hayatımızda dahil etmemizi istiyor. Peki bu kolay bir şey mi? Hem evet dedik hani var, ben hayır dedim. Şöyle, çünkü bir yandan benlik var, bir yandan ruh var. Benliğiniz diyor ki, sen beni yarattın Rab, bana sürekli yardım et ve ben bu sıkıntıları yaşamak istemiyorum. Daha rahat bir hayatım olsun istiyorum. Ruh diyor ki, daha rahat bir hayatın olacak ama belki bu dünyada değil. Yani bu dünyada sürekli her şey güllük gülistanlık olmayacak ama ben senden bu dünyada güzel bir insan çıkartmak istiyorum. O zaman bu sıkıntılarda yanında olacağım ve sana güç vereceğim. Şimdi bu iki şey sürekli çatıştığı için zaten problem yaşıyoruz. Evet, Tanrı ne diyor? Ama yani o çatışmanın ortasında Tanrı'nın söylediği bu ayette devam eden çok önemli bir şey diyor. Diyor ki, artık gelecek olan pek yakında gelecek. Amin. Ve gecikmeyecek. Amin. Doğru adamın imanla yaşayacaktır. Amin. İmanla, yani amin. Ona güvenen, ona dayanan, ona iman eden, gerçekten gücünün o olduğuna karar verip onda sevinen kişi gerçekten kurtulacaktır. Amin. Bir mesaj var, onu okumak istiyorum. Sonra devam edeceğiz. Tamam. Şalom kardeşlerim, amin amin. Ben 7 sene evlilik sorunum çok büyük ama Rab daha da büyük. Ve iyi ki de diyorum, acı çekiyoruz. Çünkü bu acı içinde Rabbin adı yücelsin bizim hayatlarımızda. Amin. 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 Bu acılar içerisinde Rab bu acıları da alacak ve bizi değiştiriyor Tanrı. Ve Tanrı devamda ne diyor biliyor musun?
Diyor ki, ama geri çekilirse, yani o zorluk anında Tanrı'ya güvenmek, onu sevmek, ona sığınmak yerine sen ben bu problemleri neden yaşıyorum deyip Tanrı'ya küfredip Tanrı'dan uzaklaşıp Tanrı'yı reddedersen diyor, ondan hoşnut olmayacağım. Evet. Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz. Amin. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız diyor İbraniler kitabı. Amin. Yani bizler geri dönenlerden olmayacağız. Yani Rab öyle bir imanla, kararlı olarak. İman, gerçek bir imanımız olsun. Rab imanımızı korusun. Rab bütün kardeşlerimizin imanını korusun ve güçlü tutsun. Çünkü gerçekten iman eden hiç kimse bu yoldan dönmüyor. Evet. Sıkıntılara, strese, kaygılara, kayıplara dayanıyor. İmanlı duruyor. İmanlı duruyor. Ama Rab işte o imanı korusun. Evet, yani Tanrı'nın bu zamanları gerçekten onun gücüyle aşacağına, yani aşabileceğimize inanmamızı istiyor. Çünkü amin. O bizim yani sığınağımız, kayamız. Amin. Gerçekten bizler ona güveniyoruz. İstersen babana bağlanalım artık. Bağlanalım. Hemen bir davetiye yollayalım sevgili Alp Tolunay'a. Nereden yolluyorduk davetiyemizi? Buradan mı? Sanırım. Aha, katılma evet. İstekleri. Aa, yok, onlar değil. Evet. Çarpı biz de arıyoruz. Şunu. Biz de gördüğünüz gibi şu anda arıyoruz nasıl yapacağımızı. Şuydu sanırım, değil mi? Evet, bir bakalım. Şunu diyelim. Çünkü başka katılma istekleri var ama bir bakalım. Çıkmıyor, bir dakika. Evet. Çoğu gördüğünüz gibi sosyal medyayı öğrenme isteğimiz var ama nasıl yapacağımızı, babamı nasıl yayına alacağımızı şu anda bulamıyoruz. Değil mi? Evet. Çünkü başka kişiler katılımcı olarak davet göndermişler. O yüzden biz kendimiz davet edemiyoruz buradan. O zaman söyleyelim yani buradan babama. O bize bir davet, bize bir buradaki davet gibi göndersin. Aynen. Biz buradan kabul edelim. Bağlanıp kabul edelim. Evet. Böyle bir şey yapabilelim. Bir yandan da kurcalamaya devam edelim. Evet. Çünkü sosyal medyayı biz artık hani varla daha fazla kullanmaya başladık hep beraber. Çünkü size de ulaşmak istiyoruz. O zaman istiyoruz ki böyle konuklu da yapalım arada ve bir şeyler olsun, yani daha fazla insan katılsın. Bakalım ne durumda. Evet baba, seni bekliyoruz. Bize davet yollaman gerekiyor çünkü biz sana buradan davetiye yollayamıyoruz maalesef. Evet. Yani o öyle iki kişi davet göndermiş, sadece onları görebiliyoruz şu anda. Evet. Yani biz kendimiz şu anda ekleme butonunu yani göremiyoruz, kapatmış durumda maalesef Facebook'un kendisi. Evet, o zaman bize davetiye yollaman gerekiyor Alp Dolunay ki seni yayına alabilelim. Çünkü istiyoruz ki gerçekten bu sıkıntılı dönemde... Tamam, gönderdik diyorlar. Bakalım. Şu anda bize henüz ulaşan şey yok. Evet. Bakalım. Çok merak ediyor insanlar onu. Şunu açalım tekrar. Evet. Ama neden olmuyor? Şu an maalesef göremiyoruz. Ama tekrar kontrol edeceğiz birazdan. Evet. O zaman bir şey daha paylaşalım. Bir şeyler daha devam edelim. Bu konuyla ilgili konuşup yani, devam edelim. Babamı alma nedenimiz, yani hem biliyorum ki çok özlediniz onu. Yani görmek istiyorsunuz. Hı-hı. Hem de bize gerçekten bu süreçte ne yaşadığını anlatmak istiyor kendisi. Ama maalesef Facebook bize bugün buna izin vermiyor. Tekrar deniyorum. Evet, evet, şimdi gelmiş. Şimdi geldi. Tıklıyorum, olmuyor. Evet. Neden böyle bir sorun yaşıyoruz? Evet, yani ama... Kapat onu. Şunu kapatalım. Bir daha basalım. Kusura bakmayın arkadaşlar ama bir yayın yapmayın. Basıyoruz. Ve maalesef, olmuyor maalesef. Yani girişi kabul etmiyor, yani tıkladığımız halde bunu nasıl yapabileceğimizi göremiyoruz. Yani biz daha öncesinde bir deneme yayını yaptık ve oldu. Gelen teklifi buradan kabul ettik ve oldu. Evet, onu açıp tutalım. Yani şurada belki bir şey belirecek. Onu bekleyelim. Tamam. Devam edelim. Tamam, kalibar. Devam edelim. Tamam. Çünkü teşvik sözlerine çok ihtiyacımız var. Dayanma gücüne çok ihtiyacımız var. Alabilirsek Alp Bey, Alp Tolunay'ı da yayına almak istiyoruz. Evet. Deneyeceğiz. Tamam. Evet. O zaman başka bir
şeyle devam etmek istiyorum. Başka bir ayette yine bu dayanma gücüyle ilgili çok değerli bir ayet. 2. Petrus 1, 4'ten 7'ye kadar olan ayetler şöyle yazıyor, diyor ki onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize öz denetimi, öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. Evet. Evet. Yani gerçekten her şey, her şeyin kaynağı o, diyor ki yani onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok değerli vaatler verildi. Yani Tanrı'nın yüceliğine erişme umuduna sahibiz. Amin. Onun, amin. Onunla birlikte umuduna sahibiz ve yeni bir şey ekliyor. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Bir daha okuyalım. Bir de bir dua edelim. Bu canlı yayın için dua edelim. Bugün babamı çünkü alamayacağız gibi görünüyor. Yani biz bu eklemeyi yapamadık maalesef şu anda. Facebook bunu buna izin vermiyor. Bir davet de gelmedi. O zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz şu anda. Neden? Yani üç kişinin davet ettiğini görüyoruz ve bastığımız zaman yani bilen varsa yapmıyor. Bize yazabilir. Yani biz şu anda üç kişinin davetini görüyoruz ama maalesef hiçbirini kabul edemiyoruz şu anda. Yani basmamız yeterli. Yeterli. O zaman olmuyor. Biraz dua edelim bu konuyla ilgili. Tamam. Rabbinin önünde bir duralım. Gerçekten bu yayın baba senin ellerindedir. Bunu söylemek istiyoruz. Sana övgü sunmak istiyoruz Rab, sana yaklaşmak istiyoruz, seninle beraber olmak istiyoruz. Senin sözünü paylaşmak istiyoruz Rab, en önemlisi. Ve baba esenliğimiz olsun. Sen işini her şekilde yapacaksın Rab ve sen yüreklere her şekilde dokunacaksın Rab. Bu bizim yapmaya çalıştığımız şeyi sen görüyorsun Rab ve zaten senin sözlerindir. O zaman baba bu saat diliminde lütfen sen paylaş bizimle ve konuş bizimle. Çünkü bugün baba bu program bittikten sonra ve bu programı kapattıktan sonra lütfen baba evlerimizde senden aldığımız bir cümlede olsa onunla gitmek istiyoruz Rab. Bize dayanma gücü ver bugün. Bize yardım et diye dua ediyoruz Rab. Lütfen sen bizi yönlendir diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Canlar, sen de dua edebilir misin bizim için? Tamam, yani hem insanların sıkıntıları hem de onların dayanma güçlerinin artması için belki dua edebilirim. Amin. Amin. Ya Rab, sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz ve teşekkür ediyoruz Rab. Sen Rablerin Rabbi, kralların kralısın Rab. İnsanların gerçekten büyük sıkıntıları var. Hastalık var, problemler var, maddi sıkıntılar ve kaygılar var Rab. Her şey için senin önündeyiz Rab. Yakınlarını kaybeden insanlar için Rab. Baba sen onlara teselli ver. Baba gerçekten bu insanların yüreğine sen esenlik ver. Onlar bilsinler ki Rab, her şeyin kaynağı ve gücü sensin ve senin izin verdiğin ölçüde her şey ilerliyor. Sen gerçekten istiyorsun ki onlar güçlü ve yürekli olsunlar, gerçekten sana dayansınlar, umutları sende olsunlar. Hasta olanlar için dua ediyoruz baba. Rab, sen onlara gerçekten şifa ver, sen onlara umut ver, sen onlara iman ver. Rab, sana yakarsınlar, sana dönsünler ki Rab ölmesinler. Ölseler de yaşasınlar baba. Gerçekten sen diri umut veren bir tanrısın. Sen esenlik veren, sen sevinç veren, sevinç kaynağı olan tanrısın Rab. Gerçekten hasta olan kişilere sen yaşam, şifa ve doğruluk sağla. Onlarla birlikte olduğunu göster. Rab, o acıları çekerken, o sıkıntıların ortasında, bu stresin ortasında sen onların ellerini tut ki senin varlığını hissetsinler Rab. Çünkü senin varlığın gerçekten değerli ve görkemlidir Rab. Senin ellerin onların üzerinde olsun Rab. İşsiz olan kardeşler için, insanlar için dua ediyorum baba. Sen onlara gerçekten kapağı aç, iş olanağı sağla. Ve bu dönemde Rab gerçekten onların gündelik ekmeklerini de sen sağla diye dua ediyorum. Onlara esenlik ve esenlik veren Tanrı olarak onlarla birlikte ol. Gerçekten senin görkemin onların aralarında görülsün Rab. Mutlaka sen doyacakları ekmeği sen onlara verirsin. Bunu hatırlat ve az da olsa kanaat edip yine de sende sevinebilmeleri için bugünlerin geçeceğine
inanmaları için, sende atlatabileceklerini fark edebilmeleri için sen onlara, onlara güç ver. Sen onların yüreklerinde egemen ol baba. Oğlun İsa'nın adıyla. Amin. Amin. Evet. Bakalım. Var mı yeni bir gelişme? Bakıyorum. Ne diyorlar? Yani şey, hala babamı almaya çalışıyoruz ama bakalım. Maalesef alamıyoruz yayına. Nedenini bilmiyorum. Yani biz çünkü yayınımızı şu anda Satyede Türk üzerinden yapıyoruz. Satyede Türk'ün resmi sayfasından Lezzet Sohbetleri yapmaya devam ediyoruz. Yani kendi bireysel hesaplarımızda yaptığımızda dün bir problem yoktu. Hı hı. Ama şu anda maalesef alamıyoruz yani babamı. Neyse, yapacak bir şey yok. Her zaman söylüyorum yani, biz burada bir paydaşlık kurmak için, size yaklaşmak için, sizi anladığımızı ve bu dönemi beraber yaşadığımızı söylemek istiyorum. Ve ben de gerçekten hem kendi hastalığımda hem babamın hastalığında bugün aslında size anlatmak istediğim şeylerden biri babamla oydu. Babamın çok ciddi bir hastane süreci oldu. Yaklaşık bir sene kendisi bacağındaki damarların hepsi tıkandı ve bacağı kangrene döndü ve bu bir sene o kangrene giden dönemde inanılmaz acılar çekildi. Yani babam hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak çok 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 ciddi acılar çekti ve doktorlar zaten dedi ki yani dünyanın yaşayabileceği en büyük ağrılardan biri kemik ağrısı ve şu anda baban bunu yaşıyor. Ve şöyle bir şey düşününüz, çok çok sevdiğiniz bir insan babanız ve gözünüzün önünde her gün acı çekiyor, uyuyamıyor. Yani babam artık bayılıyordu, uyumuyordu. Ve bu süreç yaklaşık bir sene sürdü bizim hayatımızla. Babamıza dokunamadığımız, ona yardım edemediğimiz bir sene. Ve Rabb'e çok sorduk. Yani bize yardım et, bizimle beraber ol. Baba lütfen ona esenlik ver. Kolay bir şey değil. Yani bir yakınınızın, bir sevdiğinin acı çekerken orada durmak. Ama size şunu söyleyeyim. Babama Rabbin yaklaşması, bizim ailemize yaptığı mucizeler ve esenlik tarif edilemez. Yani ne zaman dua etsek, ne zaman dua etsek, ne zaman yaklaşsak babamın o acılarının o anda Rab dindirdiğini gördük. Ve bu süreçte bizi bir aile olarak yakınlaştırdığını gördük. Hani varsan hatırlarsın. Yani şunu söyleyeceğim sana da. Bu bir sene bizim için çok zor geçti. Babamın ne zaman yanına gitsek babam bizimle artık sohbet edemeyecek haldeydi ve biz ona kitaplar götürüyorduk, işte dua ediyorduk ama yani artık ağlıyordu acıdan. Şey diyeceğim, şimdi Simon yazdı da şey diyor, acaba telefonla arasanız ve buradan sadece sesli olarak yani konuşsa, tamam, buradan duyursa nasıl olur? Olur. Yani ben sesli bağlantı kuracağız. O zaman olur. Sesini en azından duyabiliriz. Yani olur. Görüntülü olarak olmasa bile. Çünkü istiyoruz ki yani bu babamın yaşadığı süreç ve hepimizin yaşadığı süreç çok zor bir süreçti. Bu hastalık süreci ama bu zor süreçte Tanrı çok büyük şeyler yaptı bizim hayatımızda ve bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Yani babam bacağını kaybetti ama hayatını kurtardı Tanrı. Onun hem ruhsal hem bedensel olarak hayatını kurtardı. Ve bizi daha kenetlenmiş bir aile olarak çıkarttı. Gerçekten bu dönemin içinde. O zaman şimdi kendisiyle bağlanacağız. Biraz en azından sesini duyun. Bizimle biraz konuşsun diye istiyoruz. Çünkü onunla konuşmak özledik. Hepimiz özledik. Evet, şimdi onun sesini açtık. Evet, alo baba. Hoş geldin canlı yayınımıza. Seni görüntü olarak alamadık. Evet, epey uğraştık ama olmadı. Evet. Yani bilmiyorum nedenini. Gerçekten bu konulardan da çok anlamıyoruz zaten ya, ama. Şey diye düşünüyorum. Yani bireysel olsaydı kabul edebilirdik ama Satyede Türk üzerinden olduğu için biz müdahale edemiyoruz. Yani benim anladığım kadarıyla. Çünkü basıyoruz ama hiçbir tepki vermiyor. Yani bu bizimle alakalı değil. Yani şey, biz çünkü kanalın sitesini kullanıyoruz ama sorun değil. Evet. Yani bir şekilde Rab bugün bu programı yapmamıza izin verdi. Anladım. O zaman baba nasılsın? İyiyim kızım, çok şükür. Rabbimize hamd olsun. Amin. Çok sıkıntılı dönemler yaşadım biliyorsun. Evet.
Şükürler olsun ki işte geride kaldı. Yani bugünlerde Tanrı'ya şükrediyorum. Sizin gibi evlatlarım olduğu için her zaman yanımdaydınız. Ve sevgili damatlarımı da çok seviyorum. Canım babam. Onlar da seviyoruz seni. Hiç yalnız bırakmadılar beni bu zorlu süreçte. Yani bir şekilde neredeyse işte 1,5 yıldır uğraşıyoruz. Şimdi geride bırakmaya çalışıyoruz artık. Baba bir şey sormak istiyorum. Şimdi sen geçirdiğin o 1-1,5 sene içinde gerçekten çok ciddi acılar çektin. Evet. Yani çok çok. Baba nasıl Rab'le ilişkinde bu dönemin içinden çıkabildin? Ve baba bir ricada bulunacağım. Mikrofona biraz daha yakın konuşabilir misin? Burada ses biraz kısık geliyor. Geliyor mu şimdi daha iyi? Evet şimdi daha iyi. Yani bu süreç işte başladığında yavaş yavaş yükseldi. Önce işte anjiyo oldum. Bacaktaki damarımı açmaya çalıştılar. Arkasından yani girip 7-8 saat bir ameliyatta kaldım. Kısmen açıldı damar. Olmadı. Sonra tekrar tıkandı. İşte ağrılı dönem başladı ondan sonra. Yaklaşık 2,5 ay 24 saat aralık hiç vermedi ağrı. Hiç uyumadım bu dönemde. Yani 2,5 ay sadece içim uyuyordu. Ayakta uyuyordum resmen böyle. Evet. Uykusuzluktan baygınlık geçiriyordum. Düşüyordu kafam. Masaya vuruyordum. Yani çok zor bir dönemdi. Atlattık çok şükür. Rabbin yardımıyla tabii ki. Nasıl baba? Nasıl atlatılıyor? Yani şimdi acı çeken insanlar var, hastalıkla uğraşan insanlar var. Ne söylemek istiyorsun baba onlara? Ne yaptın sen? Yani bu acı tek başına böyle bir insanın atlatabileceği türden bir ağrı değildi. Gerçekten dünyadaki en zor ağrılardan bir tanesiymiş. Bu damarla ilgili olan ağrılar. Çok sıkıntılıydı. İşte o dönemde yani öyle bir bunalım geçiriyorsun, sığınacak tabii ki iyi ki Rabbimiz var diyorsun. Yani yoksa insan hani çıldırabiliyor böyle içinden kendini camdan atmak bile gelebiliyor yani. Dinmeyen bir ağrı. Yani ancak başına gelen anlayabilir. 2,5 ayda hiç 24 saat ağrı çektim ben. Evet. İşte Tanrı şükürler olsun ki bacağı kaybettik ama işte onun yerine kardeşlerimin yardımıyla başta Ayda kardeşimi almak istedim burada. Tüm kardeşlerim öyle de verdiler. İşte bana bir protez sağladılar. Bu süreçte söylemek istiyorum ki çok dua edildi babam için. Evet. Yani kiliseler hala dua ediliyor. Yani evet. Kiliseler çok dua etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Minnettarım yani. Rabbimize hamdolsun. Kardeşlerimiz de arkamızdaydı. Dualarını hep yanımızda hissettik. Evet. O çok çok önemli bir şey. Evet. Şimdi işte evde de bu koronalı günlere maruz kaldık. Maalesef ben de artık çok özlem duyuyorum programımıza. Herkesi özledim oradaki. İşte prodüksiyondaki arkadaşlarımızı. Ben orada herkesten büyüktüm. Hepsi yani başta müdürümüz olmak üzere. Genel müdürümüz Melih Bey, Cüneyt Bey olsun. Hepsi abi gibi davranırlardı bana. Onu da çok özledim. Özledim. Oradaki prodüksiyondaki arkadaşları, efendim işte kameraman kardeşlerimi hepsini özledim. İşte, umarım bu dönem çabuk geçer herkes için. Yani Rab sağlasın. Yani bu hastalık bitsin ve yani aslında şunu söylemek istiyorum. Burada acılar yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Bedensel, ruhsal acılar ama kardeşlerinizin sizinle beraber olması, birilerinin sizin için dua ediyor olması o kadar değerli bir şey ki biz dualar olmasa da dayanabileceğimi zannetmiyorum. Yani kardeşlerin o duaları olmasaydı. Peki baba. Seni çok öpüyoruz.
Daha fazla tutmayalım yayında. Yani bilmiyorum, sormak istediğin bir şey varsa babama sen de sorabilirsin. Hani var. Ya benim yok yani, çünkü onların yani onun neler yaşadığını canlı olarak bildiğim için, ama senin eklemek istediğin ya da özel olarak dokunmak istediğin, yani bu dönemde Tanrı'nın sesini nasıl işittin, Tanrı sana nasıl yani kaynak oldu, aslında... nasıl güç verdi, nasıl hissettin, yani belki bunu anlatabilirsin. Çünkü Tanrı'nın yardımı ve eliyle gerçekten bu seviyeye gelebildik, en azından hamdolsun. Belki bu dönemde nasıl hissettiğini, Tanrı'nın nasıl sana yardım ettiğini, destek olduğunu bize ve insanlara hatırlatabilirsin. Evet, çok ihtiyacımız var baba. Yani bu ağrılarımın en yüksek olduğu dönemde ağrılarımı alması için Rabbim zaten sürekli yakarıyordum. Evet. İşte bir gün birdenbire onun varlığını çok güçlü bir şekilde hissettim varlığımda. Ondan sonra da zaten işte ameliyat süreci falan başladı. Hı-hı. Hastaneye yattım. Ameliyattan sonra ağrı kalmadı, çok şükür olsun. Evet, ondan sonra işte bir uzun bir iyileşme dönemi. Her zaman işte Rabbin gücünü hissettik yanımızda, her türlü yani maddi manevi. Şöyle bir şey söyleyebilirim ben baba. Yani ne zaman bir doktora ihtiyacımız varsa biz kime gideceğimizi bilmiyorduk mesela. Tak diye Rabbi doktor çıkartıyordu. Protez bizim için çok pahalıydı. Ama yani Rab kardeşleri bir araya getirdi. Yani ve yüreklere koydu bunu ve tak diye bir protez. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu arada. Efendim baba? Hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkes taşın altına elini koydu. Herkesin çorbada bir tuzu oldu yani. Amin, amin. El birliğiyle yardım ettiler. Teşekkür ediyorum. Hepsine minnettarım. Hepimiz. Başta Rabbe tabii ki. Rabbin çocuklarının böyle dayanışmaları çok güzel, çok umut verici. Çünkü böyle, yani bizde öyle oldu. Yani ne zaman bir problemle karşı karşıya gelsek, hatırlıyorsun dönemi. Ya bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl çözeceğiz? Bu parayı nereden bulacağız? Ya nasıl böyle bir hastanede yatıracağız? Yani sürekli bir problem geliyor ama Tanrı size sürekli bir çıkış sağlıyor. Yani bizim hayatımızda hep öyle oldu. Babamla ilgili bu dönemde. Aşağıda yazılanları da görüyorum. Kaya gitsin Alp Tolunay yazmışlar kanalda. Aydıncım bizde seni özledik yazmış. Hepinizi özledim gerçekten. İnşallah artık önümüzdeki sezon olur herhalde. Tekrardan programımıza devam etmeyi çok isterim. Amin. Böyle sizin yayınınızda izlemeye devam ediyoruz. Baba gerçekten ben de sana baktığımda, o acılarına baktığımda şöyle bir teşvik aldım sadece. Yani Ayda çok güzel bir şey yazmış. Demiş ki, Rab haçtaki acılarını sizinle paydaşlık ederek özel bir güç ve lütuf sağlamış. Amin. Demiş baba. Yani Tanrı çok büyük bir acı yaşadı hacın üstünde. Çünkü yani çok 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 acılar çekti. Ve biz böyle acılar, fiziksel acılar çektiğimizde aslında Tanrı'nın o acılarına biraz daha yakınlaşmış oluyoruz. Yani düşün, ben şans olarak böyle büyük bir acıya maruz kaldım. Rabbimiz hepimizin günahlarının acısını çekti çarmıkta. Evet baba. Yani düşünemiyorum ne kadar güçlü, ne kadar büyük bir ağrı çektiğini. İşte bir nebze böyle bir paydaşlık yapabiliyoruz belki böyle fiziksel acılardan. Şunu söyleyeyim, dayanma gücünden bahsetmiştik geçen hafta sanırım. Ve Mert de bir mesaj attı, Rab kaldıramayacağımız yükü vermiyor diye. Rab bir şekilde bu işin içinden dayanma gücünü verdi, babama da verdi. Amin. Bize de verdi. Evet, yani tüm aileye, kardeşlere, herkese o gücü veriyor. İhtiyacın olduğunda, istediğinde Rabbi yanında hissedebiliyorsun yani. Peki baba, nasıl bir ilişki, şöyle bir şey sormak istiyorum. Tanrı'yla nasıl bir ilişki doğuyor bu acı içinde? Yani nasıl hissettiriyor insana bu acılar? Tanrı'yla nasıl bir ilişki kurma ihtiyacı duyuyorsun? Ve bu işin içinden nasıl çıkmış oluyorsun Tanrı'yla? Yani şöyle ki doktorların vermiş olduğu ilaçlar hiç fayda etmiyordu. Ağrı kesiciler alıyordum. Çok ağır, yani kırmızı reçeteli. Hiçbirinin faydası olmuyordu. Sığınabileceğimiz artık hiçbir şey kalmamıştı. Sadece Rab vardı. Bir
tek ondan gelecek bir yardımı bekliyorsun. Ve işte o zaten dayanamayacağımız sınıra geldiğimizde müdahale ediyor. Evet. Yani kaldıramayacağımızdan fazla yük vermiyor bize. Amin. Amin. Tam artık yani dayanma gücümüz sınırlarına eriştiğinde işte Rabbin gücünü hissetmeye başladım. Ondan sonra zaten süreç çok hızlandı. Hemen hastaneye yatmak, işte ertesi gün hemen ameliyat. Zaten ameliyattan çıktığımda hani o büyük ağrının bitmesinden sonra bir finaldeydi. Yani her şey ondan sonra düzelmeye başladı. Hı hı. Böyle. Güzel. Peki şey merak ediyorum. Bunu hatırlatıyor musun kendine? Mesela o dönemi. Yani mesela Rabbin sana, çünkü şey, insan olarak onu konuşuyoruz kendilerle. Unutabiliyoruz. İşte zaman geçiyor. Tanrı'nın bizim için zor zamanlarda yaptıklarını unutabiliyoruz. Hatırlatabiliyor musun kendini? Ya da nasıl hatırlatmamız gerekiyor sence? Duyuyor musun bizi? Efendim? Duydun mu bizi? Anlamadım soruyu. Tamam, bir daha söylüyorum. Acılar geçiyor. Yani bir şekilde acıları geçiyor ve Rab'le beraber geçiyor ama insan olarak unutuyoruz. Evet. Yani Tanrı'nın bizim için yaptıklarını, o dönem çektiğimiz acıları ve bazen Tanrı'yı da geride bırakabiliyoruz ya da o kadar sanki ilişkiye girmiyoruz artık onunla. Nasıl hatırlatmamız gerekiyor ya da sen ne yapıyorsun? Yani sürekli şükretmek gerekiyor. Rabbi yakında tutmak gerekiyor. Ona her zaman istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Öyle bizimle konuşan bir Rabbimiz var, şükürler olsun. Amin. Yani, amin. Yani soru da sorsan sana cevap veren, gücünü her zaman sana hissettirebilen bir Tanrı var. Bu dönemde de işte mümkün oldukça, fırsat buldukça Tanrı ile beraber olmaya çalışmak gerekiyor. Yani her fırsatta, çünkü Tanrı'ya beraber olmak da çok ayrı bir duygu. Onun gücünü içinde hissetmek, kutsal ruh ile dolabilmek, bunlar muhteşem şeyler. Sürekli olarak bunları yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Amin. Amin baba. Evet. Tamam. Babacığım çok teşekkür ediyoruz sana katıldığın için. Ben teşekkür için. Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol babacığım. Seni seviyoruz baba. Seni seviyoruz hadi babacığım. Hoşça kal. Seni sevgiyle öpüyorum. Hoşça kal. Hoşça kal baba. Evet. En azından babamla bir telefon bağlantısı kurabildik. Hamdolsun Rabbimize. Yani dediğimiz gibi o süreci anlattı, yaşadığı acıları anlattı ve yani Aydın'ın söylediği şey çok çok hoşuma gitti. Yani Rab haçtaki acıların sizinle paylaşık ederek özel bir güç ve lütuf sağlamış dedi babama. Gerçekten öyle, çok büyük acılarda aslında Rab o acılara paylaşık, onun acılarına paylaşık etme şansı verdi bize. O zaman evet. Kani var. Evet. Bir ayet okuyalım. Ondan sonra bir dua edip kapatalım istiyorsan. Ya istersen daha aslında paylaşabileceğimiz birkaç şey var. Olur. Ve değerli şey var. Olur. Ve son olarak da istersen şey bir mezmurla da kapatabiliriz. Evet, en sevdiğim. Yani, mezmurlar okuyor muyuz? Size şunu söylemek istiyorum mezmurlar için. Mezmurları okuyun, hayatınızda çok fazla dahil ettirin. Çünkü gerçekten mezmurlarda kendini görüyorsun. Sıkıntı yaşıyorsan, isyan ediyorsan, korkuyorsan her şey var mezmurlarda. Evet. Ve aslında şey, yani son olarak daha büyük örneklere gidebiliriz. Yani Mesih'in göğe alınışından sonra biliyoruz, yani elçiler müjdeyi yaymak için çıktılar ve onlar büyük sıkıntılardan, büyük acılardan, büyük problemlerden çıktılar. Hapse atıldılar, kırbaçlandılar, dövüldüler. Hatta çarmıh üzeri, yani ters çarmıha gerilerek öldürüldü. Kimleri, kimleri farklı bir şekilde öldürüldü. Ama onların bir imanı vardı. Yani onların bir dayanma gücü vardı. Neye güvenerek, neye inanarak buna dayandılar. İkinci Timoteos, yani Timoteos'un kendisi kendinden sonraki öğrenciyi yetiştirirken, yani Timoteos'a bir yerde oğlum diye de hitap eder. Diyor ki, sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü.
çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya'da, Konya'da ve Listra'da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere katlandım. Bütün bunları yaşadım. Hapislerde kaldım, dövüldüm, sövüldüm, sürüklendim. Ama sonunda şunu söylüyor, diyor ki, ama Rab beni hepsinden kurtardı. Yani bizim gerçekten kurtaran, güçlü ve diri bir Tanrımız var. Ve belki bizim kurtaran bir Tanrımız, her sıkıntının içerisinden alan, çıkaran, o sıkıntıdan bizi arındıran, çekip çıkartan, kurtaran Tanrı olduğu için dua edebiliriz. Sonra mezmurla teşvik edip kapanış verebiliriz istiyorsan. Evet, olur. Yani benim yüreğime dediğim gibi yani çok çok dokunan bir ayet. Bu Tanrı'nın bizim hayatımızda, acılı dönemlerimizde, sıkıntılarımızda yaptığı çok fazla şey var. Hepsinin ortasında kurtarıcılığını ilan etmek. Amin. Bunu unutmamaya çalışalım. Yani kendimizi unuttukça, çünkü benlik unutmaya çok hazır ve hepimiz unutabiliyoruz. Hayat çok hızlı akıyor. Ama hatırlatalım yani Tanrı'nın o kurtarıcı kimliğini hayatlarımızda tekrar hatırlatalım. Dua edelim. Tamam. Kanivar, ikimiz de dua edelim. Gerçekten insanlar ve hepimiz onun o kurtarıcı kimliğini her zaman hatırlamak için. Tamam. Ya Rab, sana teşekkür ediyoruz bugün için Rab ve bir şekilde babamla bağlantı kurabildik. Hamd ediyoruz sana. O da anlattı ve gerçekten baba, yaşadığımız bütün süreçlerde sen bizi çekip aldın baba. Sen bizi kurtardın. Elini hiçbir zaman üzerimizden bırakmadın Rab. Lütfen bu umudu ve bu gerçeği sürekli bizim yüreklerimize koy ve hatırlat diye dua ediyorum ve şu anda baba gerçekten bereket demek istiyorum. Bütün evleri bereket diyoruz Rab. Bütün bu hastalıkları baba senin adına reddediyoruz. Ve bütün bu hastalıkları yaşayan, bütün sıkıntıları yaşayan kardeşlerimi senin önüne getiriyorum Rab. Senin o kurtarıcı kimliğini tekrar hatırlayalım ve bu esenlik ve bu umuda sımsıkı tutunalım istiyorum Rab. Ve unutmayalım baba. Bize hiçbir zaman unutturma varlığını baba. Bizim için neler yaptığını baba. Lütfen gün ve gün hatırlat diye dua ediyorum. Çünkü baba benlik unutabiliyor. Ama ruh senin verdiğin ruhtur. Bize güç ver. İmanımızı kuvvetlendir baba. Ve lütfen sen bugün baba buna çok ihtiyacı olan baba evleri biliyorsun, görüyorsun, yürekleri biliyorsun Rab. Sen o yüreklere bu imanı baba, bu esenliği, bu umudu yerleştir diye dua ediyorum. Senin adına övgü ve yücelik olsun İsa Mesih. Senin isminle. Amin. Amin. Evet ya Rab, ben de dua etmek istiyorum ve sana şükrediyorum Rab. Kutsal kitabı okumaya başladığımızda İsa'nın doğuşundan bahsettiğinde baba, İsa Rab kurtarır anlamına gelir diyorsun baba. Gerçekten senin kurtaran gücün için şükrediyoruz Rab. Rab, oğlun İsa Mesih aracılığıyla Rab, Tanrı'nın kurtarışını fark edebiliyoruz, görüyoruz Rab. Kurtaran aracı olarak Rab, gerçekten babayla bizim aramızdaki o barışı sağlayan kişi, kurtaran Tanrı olarak yeryüzüne indiğini biliyoruz, buna iman ediyoruz. Ve Rab, sen kurtaran elinle bugün sıkıntı yaşayan, problem ve kaygı çeken insanları sen gör, fark et. Her bir yüreğin Rab, derinliklerine sen işle. Kurtaran gücünle onların kalplerini, onların yüreklerini kendi ellerine al. Ve onlar sana teslim etsinler, teslim olsunlar diye dua ediyorum amin, baba. Amin. Gerçekten onlar senin gücünle güçlensinler. Senden gelen teselli ve cesaretle ayağa kalksınlar. Sende sevinç ve esenlik bulsunlar diye dua ediyorum baba. Gerçekten sen kurtaran, diri bir Tanrısın ve sen güç veren, yaşam veren Tanrısın. Ve bizim vaadimiz seninle birlikte sonsuz yaşamdır. Bunu da unutmadan, sadece bu dünyada bize armağanlar vermedin, sadece bu dünyada bize lütfetmedin ama sonsuz yaşamı bize sağladığın için, durup diri bir umut bana verdiğin için, bunun için sana şükrediyoruz. Amin. Kutsal adına, oğlun İsa'nın adıyla övgüler olsun. Amin. Şunu söylemek istiyorum. Duanın gücüne inanın ve gerçekten dua istemekten hiçbir zaman çekinmeyin. Dua etmekten hiçbir zaman yılmayın. Çünkü Tanrı dualarımızı işitiyor. Tanrı kardeşlerimizin bizim için ettiği duaları işitiyor. Ve siz de hem kendiniz hem başkaları için dua etmeye devam edin. İnanılmaz bir mucizedir birbirimiz için dua edebilmek ve Tanrı'ya yakarmak, Tanrı'dan istemek. Evet, son bir sözün varsa
paylaşalım. Ondan sonra hoşça kal yani diyelim. Bizim güvenimizi, bizim kaynağımızı hatırlatmak için, sizin yaşam kaynağınızı hatırlatmak, size güç ve teselli vermek için aslında bir mezmur okumak istiyorum. 23. mezmur. Evet. Çok değerli, çok güçlü bir mezmur. Tanrı'nın size nasıl öncülük yaptığını, size nasıl kaynak, nasıl bir kaya olduğunu hatırlatan, en zor durumlarda bile sizinle birlikte olduğunu gösteren değerli bir mezmur. Bunun için şöyle isterseniz siz de açabilirsiniz 23. mezmuru. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Çok değerli Amin. Sözler. Amin. Rab çobanımızdır. Amin. Ömrümüz Eksiğiniz boyunca olmayacak. Hep iyilik ve sevgi, Tanrı'nın iyiliği Amin. Ve Tanrı'nın sevgisi bizi izleyecek ve hep Rabbin evinde oturacağız. Amin. Hep Rabbin kendisiyle birlikte bu olacağız. Bu vaade tutunalım bugün. Bu sevgili diri ve kardeşlerim. Gerçek bir vaattir. Yani Rabbin bizim çobanımız olduğunu, bizim eksiğimizin olmadığını, onun sağlayıcımız olduğunu, kurtarıcımız olduğunu, o bizi acılarına paydaşlık ettiğini, bu acılardan daha güçlü çıkartacağına iman edelim bugün. Ve bunu yüksek sesle de söyleyelim. Dualarımızı da bazen sessiz zamanlarımız oluyor, bazen daha yüksek zamanlarımız oluyor ama ruhun belki kulaklara bunu işitmesi gerekiyor. O zaman lütfen bugün yüksek sesle de sessiz zamanlarınızda bunu haykıralım. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. O bizim kurtarıcımız, o bizim sağlayıcımız. Ben İvan çok teşekkür ediyorum sana. Yine bu programı beraber yaptık. Çok güzel bir program oldu. Hamdolsun Rab yine işini yaptı ve umarım bu ihtiyaç döneminde Tanrı bize o kurtarıcı kimliğini hatırlatmak istedi bugün. Bize neden bu sıkıntıların içinden geçerken dayan dediğini hatırlattı. Öyle olsun hepimiz için. Amin. Teşekkür Amin. Ediyorum. Evet, bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz Cuma günü yine karşınızda olacağız. Evet. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Ve bugün söylediklerimiz umarım bütün evlere ulaşmıştır. Hı-hı. Ve Rab herkesi, hepinizi kullansın ve esenlik versin. Sevgiyle kalın, Rab esenlikle ile kalın, kalın ve esenlik sizinle olsun. Lezzetli sohbetlerde kalın efendim. Hoşça kalın.